Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Kanalın Kralı'ndan yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere herhangi bir blogda veya sitede, aslında sitede demeyelim de WordPress veya site ile alakalı herhangi bir etkileşim olmadı. Kendi blogunuzda nasıl sitemap, yani site haritası oluşturulur, bunun faydaları nedir, neler yapmamız gerekiyor, işlemleri teker teker detaylı bir şekilde hem uygulayarak hem anlatarak sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu yeni blogumuzun arayüzü, ben bunu beğendim en sonunda. Çünkü neredeyse 6-7 kez değiştirdim. Bu daha stabil, daha fazla yayın gösteriyor. Daha hoş duruyor göze. Hatta en sonunda şu artık şeyi yapacağım, buradaki resim yapacağım. Yani sitenin başlık resmini. Ama bu şekilde dursa da zararı yok arkadaşlar. Türkçeleştirme işlemini yaptım ama sadece linkleme işlemi kaldı. Yani bunlarda link yok şu anda, boşta. Bunların linkleme işlemini yapacağım. Bunlar da yine etiketleme üzerinden kategorize ettiğim etiketlerin linklerini vereceğim arkadaşlar bunlara. Bu şekilde siteyle toparlamaya çalışacağım. Şimdi site haritasının burada da üst tarafta farklı bir bölüm var. Yine bunlar açılır menü. Yani sitenizdeki işte diyelim ki iOS dediğiniz zaman oyunlar, uygulamalar, kategoriler var. Veya bir PC ya da bilgisayar dediğiniz zaman oyunlar, programlar, kategoriler var. Onunla amaçlı. Yani elinizde bir çekmeceniz var. İşte şu çekmeceler, şu var, şu var, bu var gibisinden yönlendirmeli alan olduğundan dolayı burası bütün sitelerde standart. Ama bir de şöyle bir alan var arkadaşlar. İşte burada mesela İletişim dediğim zaman iletişim koru, site haritası, sitenin detaylı haritasını gösteren bölüm, işte yasal uyarı, gizlilik politikası, para kazan gibisinden seçenekler de verdim. Bu sayede o seçenekler üzerinden de hani sitede kendi reklamı yapma açısından işte bir feragat yazısı oluşturma veya işte gizlilik politikası yazısı oluşturma, işte site haritası, iletişim veya kanalıma giden link veya bu tür fafa ikonları da ayarlamıştım. İstiyorsanız konuyu dağıtmadan site haritasının nasıl oluşturulacağını anlatalım. Şimdi site haritası nedir? Onu bir söyleyeyim arkadaşlar. Site haritası Google robotlara karşı, işte Google indekslemeye karşı gümüş tepside sunacağınız, yani sizin sitenizi, blogunuzu Google'a gümüş tepside sunuyorsunuz. Burada ne oluyor? Google yani gümüş tepside sunmak derken biraz tabi daha tabiri caiz biraz yanlış gibi oldu. Google sizin sitenizi veya blogunuzu indeksliyor. Yani indeksleme derken siz bir etiket giriyorsunuz, bir yazı yazıyorsunuz, bir resim koyuyorsunuz. Her an yani zaten resmi, pardon, yazıyı indeksliyor, linki indeksliyor arkadaşlar. Resmi de indeksliyordu, artık o teknoloji var mı bilmiyorum. Yani herhangi bir blog veya site yapısında resmi indeksleme. Ama resmi şu şekilde indeksler. Resmi bir tane isim yaparsınız. Siz bunu yüklerken o isim kalır. Onu indeksler. Bilmiyorum. Neyse dağıtmayayım yine. Siz böyle bir şey yaptınız. Paylaşım yaptınız. Mesela internette nasıl para kazanılır? Şu kadar etiket var. İçerisindeki yazılar bunlar. İndirme linkleri vesaire vesaire. Hepsini ayarladınız. Google sizi, sitenizi indeksliyor. İndeksleme derken sizin sitenizden bilgi çekiyor. Buradaki sitelerde ne var? Yani bu blokta, bu sitede ne var? Sonra bunu kendi şeyine, deposuna kaydediyor. Ha, burada korkacak bir şey yok. Bu sadece blok, pardon, Google bizim bulunmamızı daha çok kolaylaştırıyor olacak arkadaşlar. Peki ben site haritası yapmazsam zaten bunu yapıyor. Yapıyor tamam, ama site haritası yaparsanız arkadaşlar, hem diğer kullanıcılar olsun hem de Google olsun, sitenizi daha hızlı, daha çabuk, daha verimli indeksler. Yani bu bir disk sıkıştırma gibi. Mesela disk sıkıştırmayı hızlı yaparsanız sıkıştırılan bazı bölümler hatalı olur. Yavaş yaparsanız yavaş yavaş sıkıştırır. Bu sayede disk sağlıklı bir şekilde çalışır. Buradaki indeksleme mantığı da bu. Yani Google sizin sitenize işte robot txt'yi ayarlamadınız. Site haritasını da ayarlamadınız. Google dalıyor sizin sitenize. Artık böyle tabiri caizse kabala, yani gözle görülen alanları alıp çıkıyor. Sitenin altyapısına, kaynağına, detaylarına, her şeyine bakmıyor arkadaşlar. Bakmadığı zaman da ne oluyor? Sizin yazınızın içerisinde bir kelime geçiyor. Bu kelimeyi herhangi bir kullanıcı Google'dan arattırıyor. Bulmuyor. Yani sizin sitenizi bulmuyor. Bu Google'un sizin sitenizi
iyi bir şekilde, detaylı bir şekilde indekslememesinden kaynaklanıyor. Biz de Google'un bizim sitemiz olsun, blogumuz olsun, hızlı, detaylı ve verimli indekslemesini sağlamak için site haritası oluşturacağız. Ha, bu sadece Google'un işine yaramıyor. Diğer kullanıcıların da işine yarıyor. Bir XML listesi çıkartıyor arkadaşlar size. Mesela örnek vereyim. Daha önce yaptım ben. Buraya artık nasıl yazılıyordu? Sitemap XML dediğiniz zaman size bir liste çıkartıyor böyle. Gördüğünüz gibi bugüne kadar yayınlanmış olan 127 tane yayının şeyi var arkadaşlar. Daha önceki yayınlanmışlar da var. Onlar da yine taslak olarak duruyor ama onlar da görülebiliyor bazen. İşte sayfalarınız var. Açılır menüler var. İşte linkleriniz var. Paylaşımlarınız var. Yorumlar var. Her şey bunun içerisinde. Burada mesela aldım. Şu kısmı şu şekilde aldınız. Ctrl C dediniz. Şuraya yeni bir tane sayfa açıp yapıştırdığınız zaman buradaki içeriye gider. Deneyelim. Ctrl V dedik. Enter dedik arkadaşlar. Bu şekilde bir işte bizim daha önce indekslediğimiz bölüm ama şu burada bir bunu yaparken ben bir hata aldım. Çünkü bu eski açtığım bu blok. Yani bu blokla hiçbir alakası yok bu bloğun. Sadece onu kapattığım, sildiğim için arkadaşlar buradaki Ali Osman Dinke, kanalın kralı blogspot.com bölümü. Yani burada zaten tire var. Bu tirelerin sebebi bundan bunun bir olması mı? Artık ayrı mı bilmiyorum. Evet, bir olması. 2018-5. Eski yayınlar da gösteriyor arkadaşlar. Yani bu işte dedim ki Ali Osman Dinke, işte tire kanalın kralı blogspot daha önce bir farklı bir blog açmıştım. Bu blogu sildim. Yeniden bu hatta bir blog açmışım. Yani fark etmedim aslında. Bundan dolayı bu liste içerisinde 127'den fazla link var. Tabi bu haliyle daha önce açtığım kaynakların, daha önce açtığım blogun içerisindeki bilgileri de kapsıyor. Ha, o blogun içerisindeki bilgiler silinmiş olabilir, kaldırılmış olabilir, bulunmayabilir. Ama site haritası içerisinde arkadaşlar indekslediği zaman hani Google düzenliyor mu indeks bölümünü, hani böyle bir yer var mı yok mu, belki hata ekrana mı çıkarıyor veya bunu hiç yapmıyor mu bilmiyorum. Bu şekilde bir site haritası çıkartıyor size. Tabi bunu siz sadece kullanıcılar RSS üzerinden de ekleyebilirler. RSS alıcısı üzerinden. Bu sayede siz herhangi bir yayın yaptığınız zaman o kişiye RSS bildirimi gider ve yani otomatik mail göndermiş gibi olur. Bu sayede o kişi RSS üzerindeki yazınızı daha sizin blogunuza veya sitenize girmeden okur arkadaşlar. Site haritası dediğin zaman hani benim aklıma şöyle geliyordu. İşte şurada sayfalar var. Burada kategoriler var. Burada şu yayınlar var. Burada işte ABC'ye göre ara. Burada yıla göre ara. Burada şeye göre ara gibisinden böyle bir ağaç dalları gibi simgelenen bir alan çıkabileceğini düşünüyordum ama öyle değil arkadaşlar. Bu daha çok RSS akışlarını alabileceğiniz XML kodlarıyla doldurulmuş bir bölüm. Yani buradan gerçekten normal bir kullanıcı hiçbir şey anlamaz. Bu nedir böyle ya? Ha, mesela şöyle bir yer var bakın. İşte Ali Osman Dinke, kanalın kralı, blogspot.com T-Program'a full yapma. Bunu yakın bir zaman içerisinde paylaşmıştık. iOS, iPhone işte crack diye bir şey paylaşımımız var. Bunu indekslemiş. Buraya koymuş. Yani site haritamız bunu indeksleyip koymuş. Tamam, güzel. Peki bu kullanıcılara nasıl yarıyor demiştik. RSS üzerinden ekleyebilirler veya site haritasını o şekilde sade bir şekilde renkler veya grafikler olmadan görüntüleyip o linkleri kopyala yapıştırla yeni bir sekmede açıp yine o linklere ulaşabilirler. Bu şekilde kafa karışıyorsa, bu şekilde bulamıyorlarsa. İkincisi yine Google dediğimiz gibi site haritası üzerinden oradaki verileri hızlı, detaylı ve verimli bir şekilde indeksliyor. Bu sayede ne oluyor? Sizin herhangi bir kişi sizin işte blogunuzun içerisindeki paylaşımda, yayında herhangi bir şey içerisinde geçen kelimeyi arattığınız zaman sizin de siteniz en üst sıralara ulaşıyor arkadaşlar. İstiyorsanız şeye devam edelim. Yani bu şeyi nasıl ekleyeceğiz değil mi? Site map'ı nasıl ekleyeceğiz onu da gösterelim arkadaşlar. Buradan Google Console açacağız. Google Console. Google Console açtık. Google Console hem Google siteler üzerinden hem de blogger üzerinden veya diğer artık siteler kullanıyor mu bunu bilmiyorum.
Görüyorsunuz zaten daha önceki şeyleri indekslemiş. Temayı bile indekslemiş daha önceki. Bunlar zamanla indekslediği zaman buradaki şeyde değişir arkadaşlar. Görüntü. Şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar, kusura bakmayın, bu kısmı sitemap'da ilk ekranda görmemiştim. Onda bir farklılık vardı, ona bir bakayım demiştim. Şimdi buradan özellik ekle diyoruz. Buradan sitemizi seçiyoruz. Yani bu sizin illa bu siteniz olmayabilir. Ben yeniden farklı bir site üzerinden göstereyim. Enfilm'den göstereyim arkadaşlar. Enfilm diye bir film sistemi var. O, yani ben sadece gömme kodlarını aldığım bir sistem. Görüntüle diyoruz. Bunun da temasını yeni değiştirdim. Yani bunu aldık, kopyaladık. Buraya geldik arkadaşlar. Sitemizi buraya yapıştırdık. Ekle dedik. Şimdi tarama bölümüne geçtik. Burada işte tarama hataları var. Search analiz var. Bir de site haritası var. Bu site haritasının üzerine tıklıyoruz. Burada site haritası ekleme, test etme bölümü var. Bunu da ekliyoruz. Buraya da ne yapıyoruz? Sağ slash otomatik konulmuş. Bizim buraya sadece site map.x ML miydi, XLM miydi ya? Neydi bu? Buradan bakalım. Evet, XML'ymiş. XML diyoruz. Gönder diyoruz arkadaşlar. Bu site için hiçbir site haritası bulunamadı. Tabi bulunmaz. Daha hiçbir şey yapmadık. Yeni yeni yapıyoruz. Sayfa yenile diyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi burada şu Enfilm üzerinde kaç tane yayınımız var? 48-74 yani toplam, ama yayınlanan 26. Yani buradaki yayınlanan 26'ya dikkat edin. Burada da web sayfalar 26 diyor gördüğünüz üzere. Yani 26 tane yayınımız burada site haritası içerisinde eklenmiş. Bir de şöyle yapalım, açtık. Yani site haritası, aslında keşke bundan daha önce deneseydik, iyi olurdu. Sağ slash ne diyor? Site map.xml, enter dedik. Burada gördüğünüz gibi 26 tane yayının RSS adresini ekleyebileceğimiz alanlar çıktı. Ayrıca Google'da bu indeks bölümünü rahatlıkla, yani pardon, indeks diyorum, yayın içerikleri bölümünü rahatlıkla indeksleyecek, hızlı indeksleyecek ve etkili indeksleyecek arkadaşlar. Bu sayede ne olacak? Sizin siteniz en üst sıralara çıkacak veya kullanıcılarda sizin işte diyelim ki 10 tane sonuç veya 20 tane sonuç çıkartan Google, sizin içerisinde bulunan bir herhangi bir kelimeyi aratan kişi, bu 20 tane içerisinde sizin siteniz de olacak, sizin blogunuz da olacak. Hızlı kişiler, daha çok kişiye kullanım erişimi olacak. Daha çabuk bulunacaksınız veya içeriğinize daha çabuk kullanıcı, ziyaretçi bulacaksınız arkadaşlar. Hızlı indeksleneceksiniz. Buradaki amaç zaten sizin sitenizin başkalarının tarafından daha çabuk bulunması. Bunu da Google indekslediği için yapıyor.
Tabii bu işlemi yapmazsanız Google sizin sitenizi indeksler ama yavaş indeksler. Bir de etkili indeksleriniz arkadaşlar. Ama bu işlemi de yaptığınız zaman hem diğer kullanıcılara dediğimiz gibi bir site haritası oluşturmuş olursunuz. Hem bir RSS akışı için bir bölüm vermiş olursunuz. Hem de Google sizin sitenizi hızlı bir şekilde indeksler ve başkaları tarafından bulunmanızı sağlar arkadaşlar. İndeksleme bölümü diyorum. Site haritası oluşturma bölümü de bu şekilde yapabilirsiniz. Ha, ben bu kısma geldim. Burada mesela tıkladığım zaman buna bir link koydum. Buradan linki nasıl yaptım? İşte burada dediğimiz gibi az önce sitemap.xml XML yaptım. Bunu aldım, kopyaladım. Buradaki site haritası bölümüne link koydum arkadaşlar. Buraya tıklayan zaten direkt site haritası bölümümüze ulaşabilirler. Yani ulaşabilsinler diye. Bir de şöyle yapabilirim. Şöyle yapın arkadaşlar. Örnek gösterin. Herhangi bir bloğa veya siteye girin. Siteye girdikten sonra .com bölümünden /sitemap.xml diye yazın. Bakın o sitede bir site haritası var mı yok mu görürsünüz. Genellikle bütün sitelerde vardır arkadaşlar. Ama bazı siteler belki unutuyor, yapmıyor. Belki bazı bloklarda dediğimiz gibi bilgisizlikten dolayı yapmıyorlar veya dediğimiz gibi ya da unutuyorlar arkadaşlar veya yapmak istemedikleri için olmayabiliyor. Yine farklı siteler üzerinden Google'dan istediğiniz herhangi bir sitenin site haritası var mı yok mu bunun da kontrolünü bu şekilde sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Umarım site haritası bölümünün ne işe yaradığını sizlere anlatabilmişizdir. Yani detaylı bir şekilde. İşinize yarar inşallah. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirseniz. Video ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir blogger videosu veya blogger eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza daha fazla video görmek istiyorsanız videolar kısmını ziyaret ederek yüklemiş olduğumuz 700 adet videodan tüm videolarımızı bu kısımda daha fazla yükleyerek tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Ayrıca bütün videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimler kısmını açabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha, istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.